hoş geldiniz. Sistemleri klasik ölçme tekniklerine paralel olarak dağların zirvelerinde birbirini gören direngi şebekeleri vasıtasıyla sağlanmıştır. Birbirlerini tamamlayacak şekilde oluşturulan direngi ve poligon şebekeleriyle. Ülkemizde dünya uydu gözlem ağlarıyla bütünleşik ve aynı zamanda aynı standartlarda ilk sürekli konulama uydusu gözlemi yapan istasyon, Harita Genel Komutanlığı tesislerinde kurulan Ankara Sabit GPS istasyonudur. Bugün burada resmi açılışını yapacağımız ve ilk kullanıcılar sempozyumunu düzenlediğimiz TUSAK Aktif Projesi kurumlar arası birlikte çalışılabilirliğin en bariz örneklerinden birisidir ve bir projedir. Tabii Türkiye'nin 2023 hedefi var, 2071 hedefi var, 2053 hedefi var. Amaç ne? İnsanımıza daha iyi bir hizmet vermek. Çünkü kalkınma için bütün kaynaklarınızı etkin kullanmak lazım. Sayın Genel Müdür de söyledi. Yaklaşık maliyeti 7 milyon diyelim ama bir yılda yapacağı tasarruf 70 milyon diyor. Dolayısıyla kaynakların etkin kullanılması gerekiyorsa, örnek gösterilmesi gerekiyorsa işte bu proje onlardan birisidir. İnşallah bu projeyle hem maliyetlerde hem zamanda çok büyük bir tasarruf yapacaktır. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı da tasarruftur. Dolayısıyla da bugün itibariyle bile bu sistemin yaklaşık 4200'ün üzerinde bir kullanıcısı var. 4200 kullanıcısından da 3000'e yakını da özel sektör. Dolayısıyla inşallah bundan sonra ihtilafları da kavgaları da azaltacaktır ve ülkenin arazi yönetimini de en etkin şekilde yerine getirebilecektir. Ben bu projenin hayata geçmesinde emeği olanlara, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne, Harita Komutanlığı'na, Kültür Üniversitesi'ne ve TÜBİTAK'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sistemimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uydudan hassas konumlamaya dayalı TUSAG'a aktif sistemini hayata geçiriyoruz. Çok değerli arkadaşlar, günümüzde bilgi ve teknoloji hayatımızın ve kamu hizmetinin bir parçası haline gelmiştir. Hedeflenen bu yapı ile devletimiz, vatandaşın hayatında önemli bir yeri olan güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, altyapı ve ulaştırma gibi kamusal hizmetleri daha etkili sunabilecek. Ayrıca bu yapı sayesinde devletimiz serbest piyasa ekonomisinde istikrarı sağlama ve ona yön verme ve hakemlik yapma faaliyetlerinde de daha etkin hale gelecektir. Harita bilgilerinin kim tarafından, ne zaman, hangi ölçekte ve nerede üretildiğini gösteren harita ve coğrafi bilgi üretiminin tekrarının önüne geçilebilmesini sağlayan Harita Bilgi Bankası projesini de tamamladık. Çok değerli arkadaşlar, birkaç saniye içerisinde 3-4 santimetre duyarlılığında koordinat verilerini elde etmeyi ve bütün coğrafi verilerin dayanağı olan harita ve kadastro işlerinde %30 kaynak tasarrufu sağlayan, bugün resmi açılışını yaptığımız TUSAG'a aktif projesini de bitirdik. Bu tabii Sayın Bakanımız, Genel Müdürlerimiz de ifade ettiler. 4200'ün üzerinde bugün kullanıcısı var ve yılda 80 milyonun üzerinde de tasarruf sağlanmaktadır. TUSAG'a aktif sadece harita ve kadastro işlemlerinde değil, ülkemizdeki deprem hareketlerinin ortaya konulmasında ve meteorolojik tahminlerin iyileştirilmesinde de aktif olarak kullanılacaktır. Bildiğiniz gibi TUSAG'a aktif herhangi bir yer ve zamanda birkaç saniye içinde istenilen yerin santimetre doğruluğunda harita ve konum bilgisinin uydudan elde edilebilmesini sağlayan bir sistemdir. TUSAG'a aktif ile Türkiye'de uluslararası konumlama ağlarıyla uyumlu, çok hızlı ve yüksek doğrulukta konum belirlenecek
ve bu bilgiler çevre, bayındırlık, enerji, ulaşım gibi kalkınmaya yönelik çalışmalarda kullanılabilecektir. Hassas ve güvenilir navigasyon sayesinde araç ve personel izlenebilecektir. Elektronik haberleşme ve savunma uygulamalarına katkı sağlayacak şekilde bölgesel ionosferik modellendirme çalışmaları yürütülebilecek ve ayrıca Türkiye ve çevresinde atmosferin modellenmesi ve daha sağlıklı meteorolojik tahminlerin yapılması mümkün olabilecektir. Vermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar'ın teşekkürlerini arz ederim.